Evet, selamlar. Yine bir iPhone inceleme videosuyla karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde iPhone 15 Pro Max'i incelemiştim. Bugün de yine iPhone'un diğer büyük bir kardeşi olan iPhone 15 Plus'ı inceleyeceğim. Şöyle ürün elimde, daha kutusunu açmadım. Jelatinleri duruyor, daha doğrusu güvenlik bantları duruyor. Apple çevreci olduğu için artık jelatin kullanmıyor. Hatta o yüzden adaptör bile koymuyor içine, biliyor musunuz? Neyse, yorum yok buna. Yine şu adaptör mevzusuna çok tutuluyorum ben ya. Yani sadece Apple için değil, tüm büyük firmalar falan artık amiral gemilerinde bunları vermiyor. Garip. iPhone 15 serisini çok merak ediyorum çünkü 13 ile 14 arasındaki geçiş bayağı bir hayal kırıklığıydı. 13'teki çipin aynısını, birebir aynısını 14'te kullandıkları için çığ gibi tepkiler oluşmuştu ve satış rakamlarına da yansımıştı bu. Şu an bu elimde gördüğünüz telefonda geçtiğimiz sene çıkmış olan iPhone 14 Pro ailesinin çipi var. Yani A16 Bionic. Detaylarına geleceğim. Pro serisine nazaran bence daha iyi değişiklikler var normal 15 ailesinde. İşte Dynamic Island geldi, kamera 48 megapiksel oldu. Ama eleştireceğim kısımları da olacak tabii ki. Sizleri de kendimi de daha fazla bekletmeyeyim. Şu bebişi açalım. Evet. Yani şöyle kutusuna baktığınızda Pro Max'in kutusundan çok bir farkı yok. Çünkü Dynamic Island geldiği için iki telefon da aynı gözüküyor. Sanki aynı telefonun farklı renkleriymiş gibi duruyor kutulardan. Bu arada elimdeki yeşil modeli toplamda 5 farklı renkle çıktı iPhone 15 ailesi. Siyah, mavi, yeşil, sarı ve pembe olmak üzere bu sene beyaz renge veda ettik ama mavi o kadar uçuk bir mavi ki beyaza benziyor. Yeşil de çok açık yeşil bu arada, göreceksiniz. Hatta direkt patlatalım. Hatta şöyle açalım. Hoppa. Baksana yeşilin tonuna, çok güzel bence. Evet, yine muhteşem bir kutu içeriğimiz var. Şöyle yine adettendir bakalım. 10 senedir değişmeyen şeyler. SIM kart çıkarıcı, iPhone ıvır zıvırları ve bir tane sticker. Ve kutu içeriğinde genel olarak bir değişiklik olmasa da içinden çıkan ürünün tasarımı ve şekli değişti. Bu nasıl bir cümle ya? Yani normal bir kablodan örme kabloya geçildi ve tabii ki Lightning'den Type-C'ye dönüştü. Örgü olması dayanıklılık açısından çok çok daha iyi. Özellikle ben evcil hayvanlarıma, kedilerime böyle kablo heba etmekten sıkıldım. Bunlara çok bir şey olmuyor. Köpek bunu mahvedebilir ama kedilerin gücü yetmiyor. Fakat bir negatif özelliği çok kirleniyor. İnanılmaz kirleniyor. Yani MacBook'umdan biliyorum, böyle temizlenmiyor da biraz sıkıntılı. Ama bence güzel bir değişiklik. Örme olması daha premium olmuş. Baksana ya güzelliğe. Tonunu çok güzel yakalamışlar. Çok beğendim, böyle mint yeşili gibi bir şey. Su yeşili de denir herhalde, bilmiyorum. Bu arada bu elimdeki 128 GB'lık olan model toplamda 3 tane kapasite seçeneğiyle geliyor. 128, 256 ve 512 olmak üzere. Şu bebişi de kaldıralım. Oo. Bak Dynamic Island yakıştı ya. Şu çantayı kaldırmaları iyi oldu bence. Telefonu bir çalıştırayım. Evet, logomuz geldi. Şöyle karşıya da göstereyim. Bu da beyaz gibi böyle. Ufak şu kamera kısımları biraz yeşilimsi. Bir de yan tarafları yeşil gözüküyor. Arka taraf böyle çok beyaza yakın. Bu arada telefonumuzun boyutları yan tarafta çıkacak ağırlığında, ben söyleyeyim, 201 gramlık bir ağırlığı var. Normal 15'e göre 30 gram daha ağır. Ama bence 200 gram bu boyuttaki telefon için gayet iyi. Şimdi de biraz ekranından bahsedelim. Büyüklük değişmedi. Geçen seneki gibi 6.7 inçlik OLED bir ekrana sahip. Super Retina XDR diye de geçiyor. 2796'ya 1290 piksel sıralamasına sahip. Bu da 460 ppi'lik bir piksel yoğunluğuna tekabül ediyor. Çok güzel bir değer. Ve bu arada kurulum tamamlandı. Yukarı kaydırıyorum. Ve işlem tamam. Evet, şimdi burada gömeceğim tarafa gelelim. 60 Hz'lik bir ekrana sahip hala. Yani şunu en azından, hadi yine 120'de kalsın Pro ailesi ama bunu en azından 90 yapmaları gerekiyor. 60 Hz ekran o kadar komik kalıyor ki artık bu günümüzdeki zamanda. Yani bunun 5'te 1'i, 6'da 1'i fiyatına satılan telefonlar bundan daha yüksek Hz veriyor. 10 bin liranın altında 90 Hz, 120 Hz sunan bir sürü telefon var hala. Bilmiyorum niye diretiyor Apple bunda. Anlamış değilim. Ve tabii ki en büyük geliştirme Dynamic Island geldi. Bak bak. iPhone fotoğrafımızı çekiyor. 5 saniyede bir. Böyle bir muhabbet var, biliyorsunuzdur belki. Bizim gözümüz görmüyor o ışını. Hertz'inden kaynaklı mesela farklı cihazlara gösterdiğinizde bakın yanıp sönen bir şey var. Sürekli böyle bir fotoğrafınızı mı çekiyor artık, ne yapıyor bilmiyoruz. Ama böyle bir şey gerçek olsa yok ederlerdi Apple herhalde ya.
Yine renk yelpazesine vesaire söyleyecek hiçbir şey yok. Apple yine burada çok iyi işler çıkartıyor. 1000 nite kadar maksimum ekran parlaklığı var. HDR'da 1600 nite kadar çıkıyor. Açık havada da kendini zorlayıp 2000 nite kadar çıkıyor. Evet, güneşli havalarda çok rahat ekranı görebiliyorsunuz ama bu parlaklığı yükselttiğinde ve hava sıcak olduğunda güneş vurduğunda telefonun ekranı pıs diye kısılıyor hemen. Ve böyle 200 nite falan iniyor belki, bilmiyorum değerini. Ekranı seçememeye başlıyorsunuz. Çok güneşli bir havada sizin o bahsettiğim 2000 niti kullanmanız için havanın soğuk olması gerekiyor. Sıcakta patlıyor. Bunu çok kez deneyimledim. Ben deniz kenarına gittiğimde telefon kullanamıyorum abi. Telefonu bir kısıyor ekranını. Allah görebilirsin. Ve çip tarafına gelelim. Söylediğim gibi 14 Pro Max'teki ve 14 Pro'daki çip kullanıldı. A16 Bionic. Şunu da belirteyim. Acaba iPhone 14 Pro Max mi alsam, 15 mi alsam veya 15 Plus mı alsam diyorsanız bu elimdeki modeli tercih edebilirsiniz. Çünkü kameralarında da gelişmeler var. Dynamic Island da eklendi ve fiyatları hala farklı. Hani telefoto kamerası ve lidar sensörü sizin için önemli değilse bu cihazı tercih edebilirsiniz. Bir de tabii ki ekran tazeleme hızı farkı var. Ki ben bir daha büyük konuşuyorum. 60 Hz telefon kullanamam. Çünkü alıştım bir kere. Ve telefon takılıyor, kasıyor gibi geliyor. A16 Bionic 6 çekirdekli bir CPU, içinde dahili olarak 5 çekirdekli bir GPU da bulunduruyor. Ve 16 çekirdekli de bir Neural Engine bulunduruyor. Şimdi benim için en önemli kısımlara geçelim. Kameralara. Toplamda 3 tane kameramız bulunuyor. Şöyle göstereyim. Arkada 2 tane çapraz, 1 tane de ön kamera olmak üzere. Burada büyük bir geliştirme var. iPhone standart ailesinde, yani Pro olmayan modellerde 12 megapiksellik ana kamerayı 48 megapiksele çıkarttı. Pro ailesinde de hala 48 megapiksel ama aynı kamera değil, onu söyleyeyim. Diyafram farklılıkları vesaire var. Ve odak uzaklığı da farklı. Pro ailesinin ana kamerası biraz daha geniş gösteriyor. Ana kameranın teknik özelliklerini söyleyeyim. 26 mm'lik bir odak uzaklığına sahip ve diyafram değeri f1.6. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebiliyorsunuz 48 megapiksele kadar. Şimdi diğer ultra geniş açı kameramıza geçelim. Geçen sene olduğu gibi 12 megapiksel, 13 mm'lik odak uzaklığı ve diyafram değeri ise f2.4. Ultra geniş açıları da farklı bu arada Pro ailesiyle. Çünkü onda diyafram değeri f2.2. Şöyle de bir durum var. Pro ailesinin ana kamerasına göre bu telefonun diyaframı daha açık. Çünkü Pro ailesinde ana kamerada f1.78, bunda f1.6. Ama efektif olarak farklarını testlerde göreceğiz. Bu arada Pro Max ve Plus'ın kıyaslaması da gelecek önümüzdeki günlerde. Arasında kalan varsa o videoyu da bekleyebilir. Aslında sanal bir telefotosu da var. Ana kamerayı kullanarak 2x zoom yapıyorsunuz ve 52 mm'lik bir odak uzaklığına sahip oluyorsunuz. 4 piksellik sensör, yani 4 piksel 1 piksele dönüşüyor. 12 megapiksellik yine fena olmayan bir çözünürlükte 2 kat telefotolu çekimler yapabiliyorsunuz. Tüm kamera özellikleri yan tarafta çıkacak. Buradan okuyabilirsiniz. Hepsini tek tek söylemek çok uzun sürüyor çünkü. Video kaydı tarafına gelirsek de ön kamerada dahil tüm kameralardan 4K 60 kareye kadar video kaydı alabiliyorsunuz. HDR çekimler yaparsanız da 4K 30 kareye kadar çekim imkanı sağlıyor. Yine bu cihazlarda hareket modu var, yani ultra stabilizasyon. 2.8K'da maksimum 60 kareye kadar çekimler yapabiliyorsunuz. Pro'da hareket modunun çözünürlüğünü falan hiç beğenmedim ben. O videoda da dile getirdim. Bakalım, daha bunun kameralarını test etmedim. Test ettikten sonra yorumumu yapacağım. Yine 1080p'de 240 kareye kadar ağır çekim imkanı da sağlıyor. Ve gelelim ön kameraya. Ön kamerada bence iPhone 14 Pro Max'te kullanılan birebir ön kamerayı eklemişler. Çünkü görüntüsü falan da birebir aynı. Ve kağıt üzerindeki verileri de birebir aynı. 12 megapiksellik f1.9 diyafram değerine sahip bir ön kamera kullanılmış. Ve şunu belirteyim, gerçekten çok güzel. iPhone 14'ten bahsediyorum, Pro'lardan değil. 14 ile 15 ailesi arasında ön kamerada gerçekten çok belirgin bir fark var. Yine tabii ki Face ID var. Yüzünüzü tanıtarak kilit açabiliyorsunuz, ödeme yapabiliyorsunuz, oturum açabiliyorsunuz. Ben çok alıştım artık. Yani parmak iziyle falan çalışan bir telefon kullanabileceğimi düşünmüyorum. Bu arada kameralardan bahsetmişken yaptığımız kamera testleri de gelsin. Evet, şimdi ana kamera video performansı 4K 60 kare. Dur bakalım, şu detaylarına bakalım, şu yakışıklılığına bakalım. Bakın keskinliğine dikkat edin. Şu alın çizgileri, surattaki pütürler, gözlükteki Hugo Boss yazıları.
Şu dövme. Herkes görmeli bunu abi. Geçer, geçer. Koşalım mı? Koşma abi. Stabilizasyon ayrı. Geniş açıya geçiyorum. Yine 4K 60 karedeyim. Bu arada geniş açı şu an çok iyi gözüküyor. Bilgisayarda nasıl olur bilmiyorum. Şöyle bir V-LOM'su yapalım. Evet. Genişli misin? Genişliyim. Bir şeyler söyle ya. Çocuklar çok bağırıyor. Çocuklar çok bağırıyor. Sıkıntı yok ki. Daha doğal oldu bence. Şimdi de 2x'teyiz. Yine ana kameradan dijital zoom yapıyor. 4K 60 kare yine. Bak bak göbeğe bak. Şöyle etrafı da çekeyim. Hava da şu an öyle güzel bir şey ki sanki softbox var havada. Böyle çok güzel. Kamera geçişlerini de göstereyim. En genişteyiz. 1x'i aldım. 2x'i aldım. Evet yine 4K 60 karedeyim. Geniş açıyı alıyorum. 1x'i alıyorum. 2x'i alıyorum ve şimdi zoom yapacağım. Maksimum 6x zoom yapabiliyorsunuz. Videoda bu. Fotoğrafta 10x'e kadar yapabiliyorsunuz. Görüntü bu şekilde. Tekrar 1x'i alıyorum. Şöyle biraz yürüyelim. Vallahi huzur doluyor insana. Deist orada. Şimdi de sinematikteyiz. Şu an ben çekerken görüntü çok güzel değil ama işleyince çok güzel toparlayacağını düşünüyorum. 4K 30 kare çekebiliyoruz maksimum. Yaklaş bakayım bana. Alan derinliğine dikkat edin. Arkası seçkin yaklaştıkça flu olacak. Evet, gayet güzel. Hiya Georgie. Kal orada. Kaldım. Şimdi seçkine dönüp bakacağım. Tekrar dönüyorum. Gayet başarılı. Şimdi süper stabilizasyonu açtım. 2.8K'da şu an düşük ışık uyarısı veriyor. Daha yüksek ışık olmalı gibi bir uyarı var. Bilmiyorum. Yine deneyelim. Koşuyorum. Gidiyorum ben. Şimdi de ultra genişi deniyorum. Görüntü çamur gibi biraz ama koşmaya devam. İnsanlar da bakıyor bu manyak ne yapıyor diye. Evet, şimdi de bizi iPhone 15 Plus'ın nereden görüyorsunuz? Ön kamerasından. Ön kamerasından görüntü bu şekilde. Bu arada çok iyi geliştirilmiş. Bildiğiniz çok iyi değil mi abi? Evet. Yani. Şu elinde bir titreme yapıyor, o onu yapmayacak. Yapmayacak, benim elim niye harbiden Azer Bülbül gibi titriyor? 4K 60 kare bu arada. Evet, şimdi de sinematik moddayız. Ön kamerada 4K 30 kare seçkin reis arkamda. Kendisine dönüyorum. Ben netim. Tekrar dönüyorum. Bir selam ver ya. Merhabalar, merhabalar. Günlerdir testlere var, boğulduk yemin ediyorum. Oğlum benim elim niye titriyor? Bilmiyorum, çok berbat. Bu öyle titriyor telefon. Aa, çok garip. Uykusuzluktan garip. Abi, çalışıyoruz. Olabilir, harbiden 3 gündür bitik durumdayız. Evet, şimdi ön kameradayım. 4K 60 kare stabilizasyon testi yapıyoruz. Koşuyorum. Evet, koşarak geldim bakalım ne kadar dengeledi. Seçkin abim. Evet. Kardeşim. Abi çıtırda bir şey söyleyeyim mi? Ha. Düşük ışık performansı arka kamerada iyi gözüküyor ama tabii bilgisayara atmak lazım. Şu an hiç gördüğüm ışıkla alakası yok. Bayağı açtı ışığı ve çok fazla grande yok gibi. Gel gel gel. Işığa gel ışığa. Sinek miyim lan ben? Vallahi hiç fena durmuyor ha. Hala yakışıklısın.
Evet, şimdi 0.5'i aldım. 0.5'te görüntü çamur. Çok çamur. Kötü yani. Şöyle devam edelim bu tarafa doğru. Gelin. Bak bak. Şuraları çekiyorum. Bayağı kötü gözüküyor. İşleyince toparlar belki biraz da. Buradan bile kötü gözüküyor. Helal sana Noel Baba. Evet, şimdi de videodayız. Bayağı karanlık. Ya oğlum niye buranın havası aydınlık gözüküyor ya? Aydınlık gibi gözüküyor ama harbiden karanlık ya. Karanlık canım ya. Her yerde sokak lambaları yanıyor. Şöyle lambaya doğru yürüyeyim. 4K 60 kare bu arada. Rüzgar da var. Sesim nasıl geliyor? Ona da bakayım. Ne yapıyor? Yine bir şeyler yapıyor arkada. Ters ışığa dönüyorum. Evet. Bayağı düşük ışık performansı da bu şekilde. Şimdi de diğer özelliklerinden bahsedelim. Bağlantı özellikleriyle devam edelim. Bluetooth versiyonu olarak versiyon 5.3 kullanılmış ve Wi-Fi 6 desteği var. Yine tabii ki 5G desteğiyle birlikte geliyor ama maalesef biz kullanamıyoruz hala. Kore 6G'ye geçmeye hazırlanıyor. Biz hala 5'e geçeceğiz. Her şeyi sonradan kullanıyoruz. Burada Almanya'dayım ben şu an. Seçkinin telefonu 5G. Abi bir açıyor 350 megabit falan çıkıyor. Upload'da bir 50-60 çıkıyor. Çok acayip yani. Bizim evimizde kullandığımız internetlerden çok çok daha iyi mobil internetleri. Yorum yok. Ve tabii ki Lightning değişti biliyorsunuz. USB Type-C'ye geldi. Artık daha hızlı veri aktarımı yapılabiliyor. Şu an gösterebilecek miyim emin değilim. Gösteremeyeceğim galiba. Bu Type-C girişi sayesinde farklı cihazlar şarj edebiliyorsunuz. Atıyorum diğer ucu Lightning olan takarsanız yine Lightning olan başka bir iPhone'unuzu, AirPods'unuzu, Apple Watch'unuzu her şeyi şarj edebiliyorsunuz. Hatta başka bir markanın telefonunu da şarj edebilirsiniz. Böyle bir artısı daha var. Yani kablolu reverse charge geldi diyebiliriz. Bir de bu çentik olayı iPhone 15 ailesinde hala devam ediyor. Pro ailesine biliyorsunuz Action Button getirdiler. Bence aksiyon butonu normal iPhone ailesi için bahsediyorum. 16'da gelecek. Tamamen şu çentiği yok etmiş olacaklar ortadan. Bu benim düşüncem, yorum sadece. Yine MagSafe desteği var. 15 watt'a kadar kablosuz şarjda yapabiliyorsunuz. Henüz denemedim ama şarjın 30 watt olduğunu söylüyorlar. Herhangi bir kaynakta da bulamadım bunu. Kendim testlerimi yapacağım. 15 Pro Max ve 15 Plus'ın kıyaslamasında zaten her şeyi detaylı olarak araştırıp çekeceğim. Şimdi yeni çıktığı için telefonlar hem kullanma imkanımız çok olmadı hem de biraz zamanla yarışıyoruz. Evet, teknik özellikler ve inceleme bu kadardı. Bir kutu açılımı yaptık. Ardından işte kamera testlerini yaptık. Yeniliklerden bahsetmeye çalıştım. Çok detaya giremesem de bu videoluk helal edin. Diğer videoda telafi edeceğim. Gayet güzel çalışarak gireceğim bir video olacak. Videoyu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Yanında iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.